olağan genel kuruluna hoş geldiniz, şeref. Şu anda 16 kulübümüz 3'er derece verdi. Sistemin başımızı istiyor. Yani 48 tane delegemiz var. Yani 48 kişi oy kullanacak. Şu ana kadar mevcut imza atan arkadaş delegesi çıktı. Dolayısıyla çoğunluğu sağladığımızdan dolayı kongremizi açmış bulunduk. Divanı oluşturma maddesine geçiyoruz. Divan için önerilen olanlar mı? Ne demek? Ben mutluyum. Mehmet arkadaşımız bir önerge verdi. Aşağıda imzaları bulunan belediyeler, Şenol Gürsever, İsmail Eraslan, Kenan Aydın, üniversiteler, Zeddin Keskin, Emrullah İç, divan başkanlığına Cengiz Han Bahçekapı'yı, divan başkan yardımcılığına Erkan Erkan'ı, divan katipliğine Cahit Kesin'i öneriyorum. Arkadaşlar, oyunuzu sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Divan, teşekkür ederim. Evet, saygı duruşu.
oluşturulan bu birim belli bir dönem arıza sebebi oluştu. Dolayısıyla olağanüstü olmayınca bu arıza giderildi. Şimdi yeni bir olağan genel kurulla, yeni bir yönetimle inşallah düzgün bir şekilde devam edecek. Ve dördüncü madde, yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi. Şimdi faaliyet raporunu kim okuyacak arkadaşlar? Şenol Başkan okuyacak. Buyurun Şenol Başkan. Var mı üstelik? Serbest. Çok değerli başkan, çok değerli amatör kulüp başkanlarımız, delegelerimiz. Faaliyet raporu takriben 3,5 ay önce olağanüstü genel kurulla amatörler birliğini birleştirdi. En büyük faaliyetimiz bu oldu. Birleştirme oldu. Bu birleştirmeye emek veren bütün kulüplerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bütün değerli başkanlarımıza, spora duayenlik etmiş insanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2-3,5 ay içinde ilk önce Ramazan ayı denk geldi. Birlik Başkan Yardımcımız Emrullah için talebiyle iftar programı düzenledik. Ondan sonra belediye başkan yardımcımızla görüşüp, amatörler birliğini biliyorsunuz odası bile yoktu. Resmi yazı yazıp odayı tahsis aldık. Yandaki odayı bize verdiler. Müdüriyet odası artık amatörler birliğinin odası oldu. Artık resmi yazışmalarımız, resmi evraklarımız daha düzenli bir şekilde ve buluşabileceğimiz bir noktada bir yerimiz oldu. Onun akabinde yine belediyeye yazdığımız yazılarla 4 tane kale direği istedik, getirdiler. Sahaların değişmesini istedik. Şu anda iadeye çıktı. Hasan Doğan'ın büyük ve küçük sahaların zemini değişecek. Onlar bir ay içinde değiştirelim diyor da biz de diyoruz ki dikince değişti, sıkıntı yaşamayalım. O noktada iadeye çıktı. Bunların yanı sıra en büyük başarılarımızdan birisi de belediyemizin ödül yönetmeliğini daha da güzelleştirerek, daha da adaletli bir şekilde getirerek her kategori başında belli bir miktar vermesi ve kendimizin bir mağazadan seçerek alma hakkına sahip oluşmamız. Bunun büyük ihtimalle bir ay içinde meyvelerini göreceğiz. Ve ay sonunda da umut ediyorum ki güzel bir malzeme töreni yapacağız hep beraber. Belediye başkanına inşallah bir plaketle teşekkür ederim. Onun haricinde ödül yönetmeliğinin değişmesi, katılım başına olması da daha zayıf olan kulüplerimiz için bir imkan oldu. Yani başarıya değil de katılıma ödül verilmesi ciddi manada bir katkı yaptı. Bununla ilgili bizlerden ve diğer arkadaşlardan görüşler istedik. Biz görüşlerimizi söyledik. İyi bir noktaya geldik. Yani biz daha önce amatör futbol federasyonuna görev yaptığımızdan dolayı diğer ilçeleri biliyoruz. Yani diğer ilçelerde hala adamlar kendileri alıp bizim 10 sene önceki durumumuzda kendileri malzemeyi alıp kendi istediklerini veriyor. Ama biz o noktayı çok aştık. Kendimiz mağazaya gidip seçme hakkını sağlıyoruz. Bu noktalara geldik. Bu noktada belediyeye tabii ki teşekkür edeceğiz. Teşekkür edeceğiz ki daha fazla katkı yapsınlar. Daha fazla da yapabilirler. Onlarla oturup konuşacağız. Daha işler yapacağız. Tabii 3,5 ayda yapabildiklerimiz bu kadar. Ha bir de turnuvayı belki çok sıkıştırdık ama daha sonrası için en azından bir başlangıç olacak. Bu hafta sonu Zeytinburnu Amatörler Birliği U12 Cumhuriyet Kupası adını verdi. Şu anda ben onun pankart siparişini verdim. Küçük sayı asılacak, büyük bir metrajda yapıyoruz. Bir daha söylüyorum. Zeytinburnu Amatörler Birliği U12 Cumhuriyet Kupası. 16 tane kulübün katılımıyla cumartesi pazar bu küçük sahamızda bu turnuvayı tertip edeceğiz. Sadece bu sahada. Yalnız küçük sahada. Çünkü U12'den küçük sahada oynuyoruz.
Haftaya da ligi başlıyor. En az 3 tane de hazırlık maçı yapmış olacaklar. Ha bu bize bir fikir verecek. Onun arkasından U11 başlıyor, U13 başlıyor. Onlar için abi şeyleri de çağırdık. Mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı da çağırdık ama geç kaldık. Zaman dar oldu. Adamların programları varmış. Bu hafta programları olduğundan dolayı 2-3 tanesi katılamıyor. Bu bir daha bizi böyle bayağı bir cumhuriyet şöleni şeklinde çevirip birçok etkinlikte düzenleyeceğiz. 3,5 ayda yapabildiklerimiz bu kadar. İnşallah bu kongre 2 senelik bir kongre. Seçilecek olan arkadaşlar 2 seneyi daha güzel planlayacaklar. Ya da biz devam edeceğiz bilemiyorum. Daha güzel işler yapacağız. Amaç Zeytinburnu'ndaki gençliğe hizmet. Amaç Zeytinburnu'ndaki çocukları sokaktan, bölgeden, uyuşturucudan kurtarmak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim var. Sağ olun. Arkadaşlar, YouTube grubu Faruk Okur'un raporunu Şenol Başkan değerlendirdi, okudu ve düşüncelerini iletti. Denetim kurulu faaliyet raporu. Yalnız bende denetim kurulu faaliyet raporu yok. Bak, yok derdi. Kimde? O denetim kurulu şeyde, kurulmayacak. O denetim. Amatör Spor Kulüpler Birliği Denetleme Kurulu raporu. Dernek Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu faaliyetleri yapılan kontroller esnasında kanunen tutulması zorunlu defterlerin bulunduğu, defter ve kayıtların yapıldığı, gelirlerin alındığı belgesiyle giderlerin de ise fatura karşılığı yapıldığı kanuna aykırı bir faaliyetin olmadığı tarafımızdan tespit edilmiştir. Arz ederim. Teşekkürler. Sayın Cumhurbaşkanı. Evet arkadaşlar, benim faaliyet raporumuzda okundu. Şimdi 5. maddeye geldik. Yönetim ve denetim kurullarının ibrası. Yönetim ve denetim kurulları konusunda düşünce belirtmek isteyen var mı? Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet arkadaşlar, 6. maddeye geldik. Kesin bütçe ve tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması. Kesin ve tahmini bütçeyi yaya başkanlığı dedi. Herkese iyi akşamlar. Zeytinburnu Amatörler Kulüpler Birliği kesin hesap bilançosu 29.5.2015 tarihi ile 39.2015 tarihi arasında yönetim kurulu önemli bir faaliyette bulunmadığı için durumumuz aşağıdaki gibidir. Gelir 41.056 ama gider kasa devri 41.056. Amaç ve hizmet 0. Tahmini bütçe. Tamam devam. Tahmini bütçeye geçebiliriz. Tahmini bütçe Zeytinburnu Amatörler Kulüpleri faaliyetlerinin daha etkin ve planlı yerine getirilmesi sağlayacak olan tahmini bütçe hazırlarken uygun bir bütçe yapmak ve kitlelere spor yaptırmak temel hedefimiz olmuştur. Bu nedenle tahmini bütçe derneğimizin faaliyetlerini sürdürebilmesi için olmazsa olmaz 10.000 TL olarak tahmini bütçe hazırlıyoruz. Aidat gelirleri 400 TL, temsili gelir 1600 TL, bağış 8.000, toplam 10.000 TL olmak üzere tahmini bütçe olarak öngörülmüştür. Teşekkürler. Hepinize saygı sunuyorum. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar. Tabii burada kesin hesap bütçesinin çok güdük kalmasının sebebi bu birliğin tabii birleşmesinden sonra çok küçük bir ay geçmesi, yani 3 aylık bir süreç. Burada ben de tabii bu amatör spor kulüplerinin içinde olduğum için, bir kulübü temsil ettiğim için iyi biliyorum. Şenol Başkan'ın bu dönem içinde yapmış olduğu belli harcamalar var. Onu oraya işlememiş diye görüyorum. Çünkü o
bayağı bir masraf var. Çünkü olağan kongreden sonra oluşacak yönetim kurulunda herhalde bunu değerlendirilecektir. Öyle tahmin ediyorum. Evet, kesinlikle tahmini bütçenin oyların onaylaması için oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy verdiğini kabul edenler. Evet arkadaşlar, şimdi en önemli kısmın bir öncesine geldik, tüzük değişikliği. Şimdi son olağanüstü kongreden sonra tüzük, orada da tüzük değişikliği vardı çünkü bir birleşme yapılmıştı. O birleşmeden sonra dernekler masası, il dernekler kurulu bize bir evrak gönderdi ve burada tüzüğün en az 5-6 maddesinin değiştirilmesi konusunda tüzükte eksiklikler olduğunu, yani demek ki daha önceki dönemde iyi inceleyememiş dernekler şeyi. Ben burada bunu size okumak istiyorum. Tabii bu bir gerçekten bir çalışma gerektiriyor. Biraz üzerinde çalıştık. Burada da tabii sizin onayınızı almanız gerekiyor. Dernekler bir üst kuruluşları olan federasyon oluşturulabileceğinden ya da federasyonlara üye olabileceğinden tüzüğünün 13. maddesinde geçen konfederasyon çatısı altında birleşmek ibaresinin tüzük metninden çıkarılmasının gereği. Yani diyor ki dernekler masası, siz bir federasyon değilsiniz ki konfederasyona üye olasınız. Siz bir derneksiniz. Siz ancak federasyona üye olabilirsiniz. Niye buraya konfederasyona üye olabilir yazmışız diye. Biz o maddeyi oradan değiştirip konfederasyon yerine federasyona üye olabilir diye değiştireceğiz. Bir de tüzüğün 5. maddesinde geçen üye kulüplerden birinin temsilcisinin hangi şartta olursa olsun kendi kulüp yönetiminden ayrılması durumunda Amatör Spor Kulüpler Derneği'nin yönetim kurulu kararı ile üyeliğine son verilir ibaresinin muğlak olması sebebiyle tüzük metninden çıkartılmasının gerektiği. Şimdi eski arkadaşlar bilmiyorum hatırlarlar. İlyas Başkan'ın divan başkanı olduğu bir kongrede Selahattin Başkan'dı herhalde şeyde. Bu madde geldiğinde itirazlar etmiştik. Yani bunun olamayacağı şeydi. Şimdi bunu tespit etmişler. Bu çok bir muğlak ifade. Böyle bir ifade olmaz diye şey yapıyorum. Tabii ben bunun da hepsini oylarınıza sunacağım ama bu arada ilgili maddeyle ilgili bir görüş belirtmek isteyen arkadaş elini kaldırabilir, söz verebilir. Yani ama ben bilgim ölçüsünde bu olay az çok incelediğim için size bir ön bilgi veriyorum. Burada eğer bir şey söylemek isteyen arkadaş elini kaldırsa söz verecek. Bu konuda anlaşılmış durumda değil mi arkadaşlar? Evet. Dernekler Yönetmeliği'nin 46. maddesi yetki belgesinin uygulamasını düzenlemekte oldu. Tüzüğün 14. maddesinde geçen yetki belgesi bölümü ilgili hüküm doğrultusunda değiştirilmesini gerektirir. Şimdi dernekler kanununda 46. maddede bu düzenlenmiş yetki belgesi. Bizim 14. maddede bir sıkıntı varmış. Bambaşka bir şeyden bahsedilmiş. Dolayısıyla onu da o konuda dernekler kanununa uygun hale getireceğiz. Dernekler yönetmeliğinin 17. maddesi genel kurul sonuç bildirimi düzenlenmekte olur. Tüzüğün 16. maddesine geçen genel kurul sonuç bildirimi bölümünün ilgili hüküm doğrultusunda değiştirilmesinin gerektiği. Şimdi yine aynı kanunda 17. maddede bu tür bir şey var. 16. maddede yine bizim sıkıntı var. O sıkıntıyı gidereceğiz. Tüzüğün 19. maddesinin gözden geçirilerek madde başlığında belirtilen ifadeyi içeriğinin uyumlu hale getirilmesi. Yani maddede başka bir şey yazmışız, içinde başka bir şey yapmışız. Maalesef okuduk. Nasıl atlanmış, nasıl atlanmış? Onu da okuyayım isterseniz. İç denetimi demiş. Başka bir şey. Genel Amatör Spor Kulüpleri Derneği'nin iç denetimi demiş. Orada genel kurul her zaman derneğin fesine karar verebilir. Genel kurulun derneğin fesine karar fesiyle ilgili bir bölüm yazılmış oraya. Yani iç denetimin çok daha farklı olması, denetim
kurullarının devreye girmesini anlatması lazım. O konuyu uyarmış bizi. Ayrıca içeriğinin 4721 sayılı Türk Bedeni Kanunu 78. maddesine uygun olarak düzenlenmesi gerekiyor. Yani Bedeni Kanunu 78. maddesini de açacağız, ona uygun olarak onu düzenleyeceğiz. Tüzüğün 21. maddesinde belirtilen tutulması gereken yetkilerin dernekler yönetmeliğinin 32. maddesinde belirtildiği gibi düzenlenmesinin gerektiği, orada da tutulması gereken defterlerde de bir eksiklik var. Tüzüğün 22. maddesi de iki defa üst üste yazılmış. Onu da tek hale getir diyor. Bu itibarla belirtilen kanunlara ve yönetmeliğe aykırı noksanlıkların ilk olağan genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılarak giderilmesini ve bu süre içinde mevzuata aykırı tüzük hükümlerinin uygulanmamasını, noksanlıkların giderilmemesi halinde bilmem hangi maddeye göre işlem yapılacağını bilinmesini rica edelim diye İl Dernekler Müdürlüğü bunları yazmış. Şimdi burada tüzük değişikliği içinde sadece bu konular için tüzük değişikliğinin bu değişikliklerin olmasında gelecek yönetim kuruluna bir yetki vermemiz gerekiyor. Burada tabii sonuçta bu tüzük maddelerinin değiştirilmesi konusunda onaylıyoruz. Kabul edenler, kabul etmeyenler, evet, değişikliğimizi bu şekilde gerçekleştireceğiz. Ayrıca şöyle bir şey vardı. Şimdi biz burada tabii bunu birebir konuşmuştuk ama şimdi burada hiç kimse gündeme getirmedi. Onun için ben divan başkanı olarak gündeme getireyim. Şimdi Zeytinburnu'nda faaliyet gösteren 17 tane amatör takım var. Bir tanesi de Zeytinburnu Spor. Dolayısıyla biz 16 tabii bu birliği oluşturduğumuzda Zeytinburnu Spor bu işin yoktu. Biz bir görüşmemizde Zeytinburnu Spor'un da bu işe başvuracağını ki daha önceki dönemlerde başvurmuştu birliğe katılması konusunda. Ama buradaki arkadaşlardan öyle bir teklif, onlardan da öyle bir başvuru şu an için gelmedi. Ben çünkü onlara gerekirse bu konuyu gündeme getiririz demiştim. Tabi divan başkanı olduğum için öyle bir şey de hazırlamadım. Ben burada sizin düşüncenizi de bu arada sormak istiyorum. Yani Zeytinburnu Spor sonuçta Zeytinburnu'nun ismini taşıyan ve profesyonel anlamda faaliyet göstermiş. Şu anda süper amatörde olması hasebiyle tabii ki profesyonellikten düşmüş ama Zeytinburnu'nun bir ismi ve vizyonu aslında. Ben aslında onların da amatörler birliğinin içinde olmasını arzu ederim. Ama böyle bir düşünce sizde de hasıl olursa, bu konuda bir çoğunluk onaylanırsa memnun olun. İlk önce Cengiz bir söz istedik galiba. Sayın Başkan, İlkenize katılıyorum. Bu amatörsporun da bilgi alınması konusunda bir oylama yaparsanız, gelince telefon edelim İlhan Başkan'a. Sözler bilgi alınmış bir yerine. Onlar, ben de öyle bir görüşme olmuştum ama... Ya da buradan sonra da olursa... Yani olmazsa burada bir şey yazalım, dilekçe şey yazalım, öneriyi sunarız. Evet. Buyurun. Sayın Başkan, yeni bir kulübü, birliği alınmasının bir şartı var. Önce karar alacak, karar defteri fotokopisi, resmi yazdırılacak. Ondan sonra derdiniz, herhangi bir müracaat yok. Olmayan, daha önceki dönemler için. Olmayan müracaat için... Afaki konuşmamızı da bir anlam ifade etmediğini düşünüyorum. Nasıl? İstanbul'dan Onun da bilgi şimdi tabi diğer arkadaşlar da bu konuya cevap verebilir. Şimdi İstanbul'da Manespor Zeytinburnu ölçeğinde kurulmuşsa yani kuruluş yeri Zeytinburnu'ysa birliğe alınma konusunda tabii ki başvuru yapıldığında değerlendirilecektir ama bilmiyorum şimdi Fatih Han Spor Kulübü de var ama evet, ben de şimdi Yunus Spor'un bizim başkanlığını aldığımda çok özür dilerim. Bana bu kulüple ilgili bunu da kabul ettirebilir miyiz diye bir şey söyledim. Hangisi için? Evladı Fatih Han'la ilgili. Dolayısıyla bizim bünyemizdeki yani bizim İstanbul Konya Spor gündeme gelirse Evladı Fatih Han'la gündeme gelir. Dolayısıyla
Yani bilemiyorum yani o pozisyonu olur. Şimdi şöyle arkadaşlar, şimdi tabii Amatörler Birliği'ne bir kulübün alınıp alınmasına kararı tabii ki genel kurul verecektir. Ama burada Amatörler Birliği'ne bir spor kulübünün alınmasında öncelik o amatör kulübün Zeytinburnu içinde kuruluyor olmasıdır. Yoksa gidip başka yerde kurulup gelip burada hizmet yapıyorsa o bir sıkıntı getirir. Dolayısıyla onu şimdi Şenol Başkan'ın söylemesine göre de o zaman biz bu kararı genel kurulda değil de yönetim kurulunda mı alalım? Sonra bir başvursunlar, kulüpler başvurur, oturulur, değerlendirilir. Şimdi afaki zaman kaybetmek de lazım. Ama genel düşünmeyi de almak lazım. Sayın Başkan, takım ilave yaptığımız zaman belediyenin buna karşı ne gibi yaptırımı var? Almamıza veya almamamıza herhangi bir etkisi olacak mı? Mesela İstanbul Konya Sporu bünyemizi aldık. Sahalarından faydalandıracak mı? Yaptırız. Şimdi şu anda zaten amatör spor kulüplerinin bir başka takımı içine alıp oraya saha verme şansı yok. Zaten belediye de amatör spor kulüplerini şey yapmıyor, yazı vermiyor. Dolayısıyla öyle talepler çıkınca saha problemi çıkacak. Dolayısıyla ben sadece biz Zeytinburnu Spor Kulübü'nün daha önceden böyle bir talebi olduğu için, Amatörler Birliği'nde böyle bir talebi olduğu için gündeme alıp almayalım mı diye. Ama tabii şu an için, bugün için kendileri de burada değil, böyle bir başvuruda da bulunmuş değiller. Yani bugün için. Gündemde olmayan bir maddi konu. Ama şimdi dolayısıyla bunun içine diğer takımları da katmak ayrı bir sıkıntı yaratır. O zaman biz bunu ben söylemiş olmakla birlikte o zaman daha sonra yönetim kuruluna başvurursun, öyle değerlendirilir. Konu aldık, yeterli bir düşünüyorum. Tamam, zaten şey yaptığı sonra konuştum, yeterli. Gündemle devam ediyoruz, gündem düşünüyorum. Tüzük ne diyor bu konular? Tüzük genel kurumlar mı sunuyor bunu, yoksa mevcut yönetim kurumu kendi bünyesinde bir amatör spor kulübü kendi bünyesine katabiliyor mu? Şimdi arkadaşlar, bu iki türlü olur. Yani başvuru, tüzük burada size buraya üye olmak isteyen tüzük üye yapar. Yani şey, bir spor kulübünün buraya katılmasını yönetim kurulu kararı verir. Ama bu genel kurulda da olabilir. Yani her iki tarafta da olabilir. Ama buradaki sıkıntı o spor kulübünün ilk önce başvuru yapması, yönetim kurulu tarafından değerlendirilmesi ve gündeme getirilmesi. Zaten bizim yönetim kurulunda tüm spor kulüplerinin başkanları var olduğu için sanki genel kurulmuş gibi düşünülebilir. Yani o yüzden bir sıkıntı yok. O zaman biz bu işi yeteri kadar konuştuk. Yönetim kuruluna daha sonra bu tür spor kulüpleri dilekçeyle başvurup yönetim kurulu bunu değerlendirir ve arkadaşlara bildirir. Ben keşke bunu açmasaydım. Teşekkür ederim. Evet. Eskiye tamam, dönüyoruz. Devam edeceğiz. 8. Şu an eskiye şu biz şu an olan konuştuğumuzda siz gelirsiniz. Bir dilekçeyi genel kurula sunarsınız. Onlar da gelmedi. Onun için bir de daha fazla kurullar çıkınca sıkıntı uzamaya başladı. Maçı bekliyor. Evet arkadaşlar. 8. maddeye geçiyoruz. Yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi. Şimdi burada bildiğim kadarıyla iki liste var gibi olay. Aslında şunu ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar getirecekler herhalde listelerini. Şimdi arkadaşlar, mavi liste, bir de beyaz liste var.
Şimdi mavi listede asil üyeler Emrullah İlk, Cengiz Zafer, Sabri Altuğ, Cengizhan Bahçekapı, Kenan Aydın, Mehmet Çayır, Rahmi Ekşi, Sabri Yılmaz, Zekir Keskin, Turgay Kalyoncu, Yahya Dediş, İsmail Eraslan, Murat Oran, Fatih Çakırca, Mustafa Gürsoy, Naci Sert. Beyaz liste. Mavi liste. Şanol Yurtseren, Cengizhan Bahçekapı, Sabri Altuğ, Yahya Dediş, Naci Sert, Cenk Yılmaz, Zekir Keskin, Emrullah İç, Rahmi Ekşi, Kenan Aydın, Sabri Yılmaz, Mennan Çayır, İsmail Eraslan, Cengiz Zafer, Turgay Kalyoncu, Murat Oran. Şimdi iki liste olduğu için arkadaşlar, burada tabii hem bu arkadaşlara bir konuşma hakkı, hem de yapacağımız, nasıl bir şey yapacağımızı belirlememiz lazım. Bir kutu var mı? Arkaya iki oyu da aynı seçim gibi koyarsın. Evet. Bir de sorarsanız ben derim ki etik anlamda yönetim kurulunda
başkanlar temsil edilsin derim. Ama düzükte bunu açık beyaz ifade eden bir şey yok. Dolayısıyla 3 tane temsilci isteniyor. Her kulüp kendi 3 temsilcisini bildiriyor. O temsilci yönetim kurulu kararıyla bildiriyor. Dolayısıyla Fatih Bey burada diyor ki ben yönetim kurulu kararıyla Şenol Yurtseven'i asil üye olarak bildirmişim. Neden benim ismim burada yazılıyor diyor. Benim anladığım bu. Sonuçta burada bu arkadaşların aday olan arkadaş Emrullah'a söz vereyim ben. Bunu neden yazdım? Burada konuşulmayacak. Hayır, siz dile getirmeseydiniz fark edilene kadar konuşulacak. Birisi dile getirirse konuşulacak. Yani siz onu fark etmişsiniz. Bizi uyardınız. Siz de gündeme getirdiniz. Yani şey. Evet. Bu konuda bir şey söylemek isteyen yoksa başkanları kürsüye davet ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere. Bir dakika. Yapacağız, onu yapacağız. Tabii, onu yapacağız. Bir de şu var. Arkadaşlarımız belki şeylik yapmıyor, çok fazla bir şeylik yapmıyor ama arkadaşımız söylediği şu. Ben hangi lisede olmak istiyorsam o lisede olmak istiyorum. Diğer liseden benim affımı rica ediyorum diyor. Kolay bu. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada zaten spor kulüplerimiz belli. Bir de temsilcileri olacak. Arkadaşlar kendi beyan etmişler zaten. Dolayısıyla Fatih Beyaklı ben diyor başkan da olsam ben yedek listede olmak istiyorum kardeşim beni buraya yazarsın. Şimdi kaç tane aday çıkarsa çıksın buradaki kulüplerin beyan ettiği asil ve yedek üyeler de olacak. Başka yolu yok mu? Şuna ben söylüyorum. Orada asil listede olmak yani görev verildiğinde bunu alıp yerine getirmek de yani sadece orada isim olarak bulundum diye değil. Şimdi ben bu konuda da bizim kulüp içerisinde bu işleri çok daha iyi yöneteceğini, idare edeceğini bildiğimiz bir kişi olarak önerdik. Hani inadına öyle olsun, böyle olsun diye önerdik. Yani o yüzden ben bunu bile getiriyorum. Hani oradaki isimler buraya daha faydalı olabileceğini düşündüğümüz isim olduğu için. Yani yoksa hani gelecek durum meselesi, onun meselesi yaptığımız için değil. Hani bunu böyle değerlendiriyoruz. Evet arkadaşlar, zaten taraflar böyle bir şey istediğinde yine sizin oylarınıza da sunmama gerek var mı? İyi akşamlar diliyorum. Yani bir kongre yapacağız. Bu kongreye ben 2 ay önce de aday olduğumu söylemiştim zaten. Ama bu aday niye bu kadar ciddi olduğuna gelince de aslında bir haftadır uzun uzun birçok başkanla veya birçok insanla da konuyu konuştuk. Neden olması gerektiğini. Şenol abi ve bu başkanı benim için herhangi bir şey yok. Ama ben kendim şahsım olarak ben herkese şunu söyledim. Ben bir kulüp başkanıyım. Ben kulüp başkanıyım. Eğer beni birileri yönetecekse kulüp başkanı olmalıyım. 2 ay önce 2 tane abimiz karar veriyor. 2 yıl İki yıl, bakın başkanlığa çıkmanın en büyük sebebi bu. Belki sizlere buna söylendiğini biliyorsunuz, bilmiyorsunuz. Bundan 2 ay önce, 2 tane abimizin hiçbir kulüp başkanının bilgisi ve selahiyeti olmadan şöyle bir konuşma var, yetki veriyor. 2 yıl aşağıdaki dernek yapacak, 2 yıl sonra yukarıdaki dernek yapacak. Dendiği zaman, bu teklifi bana getirdikleri zaman ben kabul etmediğimi, amatörler birliğine aday olduğumu, Zeytin'le bir tane amatörler birliği olduğunu, bu da Zeytin'in amatör kulüpler birliği olduğunu söyleyerek bu işe çıktı. Bunu bir kere söyleyeyim. Ben oturup birilerine izade olarak değil, ben birilerinin artık bu kulüpleri birlikleri dağıtmamasına, bu kulüp birlikleri birliğin aktif hale gelmesinin önüne sekte vurmasına müdahale etmek için buraya başladım. Ben yaptım oldum, sizler de benim peşimden geleceksiniz dedikleri için bunu başkanım. Bakın, ben dün akşamda birkaç kulüp başkanımı aradım. Dedim ki siz başkan olun, ben adaylıktan çekilmeyeyim. Onlara da bunu söyledim. Birçok başkan da aynı ısrarla bunu ısrar etti. Sebep? Çünkü bu birlik artık birleşmiştir, dağılmaması gerekiyor. Ama bu birlik, ben aynen şunu söylüyorum.
Bu bir bu kombinasyonu dağılır mı? Dağılır. Tutamayız yani. Ama kulüp başkanlarının samimiyetine ben güvendiğim için, kulüp başkanları bu derneklerine ayakta tutacakları bildiğim için ben ısrarla kulüp başkanlarının analiste de diğer arkadaşlarımızın da ikinci analiste de olmasından yana olduğumu ısrarla belirttim. Belirttiğim için de hemen hemen 25 gündür bunu yazacağımı söyledim. Artı şunu da söyledim. Şenol Başkanı'na da bunu rica ettim. Cengiz Ağabey'e de bunu defalarca söyledim. Dedim ki kulüp başkanları oturalım bir masanın etrafına. Amatörler birbiri başkanını biz seçelim o toplantıda. Ondan sonra kongreye çıkalım diye ısrarla söylememe rağmen Şenol Başkan bu konuda hiçbir şekilde yardımcı olmadı. Hiçbir şekilde bu konuda bize destek verdi. Çünkü ben amatörler birliğini, amatör kulüpleri başkanlarının yönetmesine yanayım. Birilerinin bana dışarıda başkan atamasına gerek yok. Amatörler birliği başkanını seçer. Bu Şenol abi de olabilir. Eğer o masaya biz otursaydık, o masanın etrafına toplansaydık, burada Şenol abi de başkan olabilir. Hiçbir sorun yoktu. Ben Şenol abinin başkanı olduğuna veren değil mi? Ben Şenol abi seven sayar bir insan. Bu ayrı bir şey. Ama bu masanın etrafını tutsaydı ne diyorum? Yine belki o başkanlar o gün orada ya Şenol'a karar verir, Şenol bitsin diyebilirdi. Ama 20 gün, 25 gündür ben bir türlü başkanların bir masaya getirtiremedim başkanı. Ama neticesi de bana da geldi. O abiler bana geldi. Dediler ki böyle böyle, biz bir söz verdik. Bu sözümüzü bize yedirme. Çekil. Çekilmeyeceğimi söyledim. Çünkü ben kulüp başkanlarını amatörler temizleyeceğim. Ben bundan çekilmiyorum. Çünkü niye? Ben bir kulübün başkanıyım. Beni onların tabiriyle çekilseydin benim camiam bana bunun hesabını sunacak. Sen başkansan işini yapacaksın. Eğer seni birilerinin istediği için başkanlık yapıyorsan orayı bırak. Benim bu. Eroğlu Spor Kulübü başkanını yazacağımı Şenol Başkan'a da ifade ettim. Şenol Başkan'a da söyledim. Dedim ki benim analistem kulüp başkanları yazılacak. İkinci listede de diğer arkadaşlarımı yazacağımı ben beyan ettim. Bunu açık açık Şenol Başkan'a da söyledim. Diğer arkadaşlara da söyledim. Zaman sizi de başkan olarak görmüştünüz yani. Mahataplık ayrı bir şey. Ama benim yine söylüyorum. Bu kadar kulüp başkanı, bu kadar kulüp başkanı emek vermiş. Cebinden para harcamış. Mücadele eden kulüp başkanlarının karşısına ben de yapabilirdim. O listede bu delegenin içinde bir sürü arkadaş. O zaman ilk başkanı yazmayalım. Tamamen delegelerden bir yönetim yapalım. Getirelim buraya koyalım. O delegeler buraya. Peki o zaman burada açık ve net soruyor. Bir tane kulüp başkanı kalkıp bana demeyecek miydi? Bir dakika kardeşim ben burada kulüp başkanıyım. Sen beni niye yazmadınız? Bizleri yazmadınız diye bu 16 kulüp başkanı bana hesap koymayacak mıydı? Delegeler ise tanıdığım bütün delege var. Hepsini yazabilirdim. Sırf delege. Peki o zaman siz demeyecek miydiniz bana ya sen delegelerin için yazdın kardeşim ben kulüp başkanı değil miyim? Temsil hakkım benim değil mi diyecek? Demeyecek miyim? Diyecektiniz ama ben yine sırla söylüyorum. Amatörler Birliği birleşmiştir. Geçmişteki konulara girmiyorum nasıl gittiğimizi, nasıl paramparça olduğumuzu. Ama bu sonuçta eğer burada bir şeyler olacaksa böyle olmalıydı. Başkanlar temsil hakkında olmalıydı. Eğer olmayacaksa başkanlar temsil hakkında bu kongre bütün amatörler hayırlara vesile olsun diyorum. Kulüplere iyi şeyler getirsin. Ama sonucu ben yine Cengiz abiyle bu saatlerde gece yarısı öyle bir samimi adamım ki Yahya başkanı da aradım. İsimini de vereyim. Naci başkanı da aradım. Ne olur dedim başkan olun. Gelin dağılmayalım. Bir arada kalalım diye ısrarla söyledim. Aday olduğum halde çekileceğim dedim. Ama ben Şenol başkanından o başkanların bana ifade ettiklerini eğer kulüp başkanları şu masanın etrafına burada toplanmış olsaydı bugün bu kongrede kulüp başkanını amatörler birliği başkanı kim olursa olsun fark etmeyecekti. Çünkü kararı başkanlar oradan orada verip gelip buraya duracak. Diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Arkadaşlar bu her ne kadar biz burada Emrullah Bey'i başkan adayı olarak söylüyorsa tüzüğümüzde aslında böyle bir şey yok. Yani tüzükte başkanlar oylanmıyor. Tüzük diyor ki
Amatör Spor Kulüpler Derneği yönetim kurulu 16 asil, 16 yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu seçimden sonra ilk toplantısında bir kararla görev dağılımı yaparak bir başkan, bir başkan vekili, iki başkan yardımcısı, sekreter, sayma ve basın sözcüsü üyeyi belirler. Yani dolayısıyla burada her ne kadar biz karşılıklı bir iki liste çıkıyorsa aslında oylayacağımız şey yönetim kurulu. Yani yönetim kurulu da tabii bu tüzükte maalesef bunları da aslında bunlar çıkınca bunları da belirlemek lazım. Yani neyi belirlememiz lazım? Eğer başkan seçimi yapılacaksa konu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Buradaki konu bu
ki para kim iyi bilir. Ödesine gerek yok. Emrumda Ahmet abi başkandı yıllardır Yeşilgaz'da. Ama kim geliyordu asil yönetici? Emrumda geliyordu. Biz diyor muyduk ki niye Ahmet abi geldi? Çünkü Emrumda uğraşıyor. Emrumda lazım. Ahmet abi yok ki. Toplandılar. Pardon yani. Emrumda uğraşıyor. Ya Ahmet abi yok ki. Nerede bulacağım Ahmet abi? Şimdi Eroğuz bunun her şeyi benim. Fatih sen nerede bulacaksın? Nerede bulacağım Fatih'i? Sonra tüzükte öyle bir madde yok. Yani beni nasıl anlatayım size yani? Şimdi insanın kendisini anlatması zor. Ben yürüdüğüm zaman Eroğuz spor yürüyor. Bunun tersini düşünen var mı ya? Yani? 30 senemi vermişim. Karşılıksız vermişim. Hizmet etmişim. Emek vermişim. Cebimden vermişim. Hep vermişiz ya. Neyi tartışıyoruz? Ha burada hedefimiz gençlere hizmet etmek. Ben Amatörler Birliği Başkanlığı'na aday olmadım. Ha bak söylüyorum Cengiz yüzü burada. Sen adaysan ben yokum dedim. Geç sen ol dedim. Hiç umurumda değil. E şimdi bana çile. Bir sürü uğraşır dedi. Çile hakikaten bu iş çile ya. Bunun takibi çile. Yani burada arkadaşlar öyle uygun gördü. Birçok arkadaşla istişare etti. Başkanım güzel oldu, birleşti. Bu bozulmasın. Devam etsin. Yani vurulan yere bakın yani neymiş? Kulübünde başkan değilmiş. Yani bunu diyen arkadaşlar hepsi de biliyor ki Şenol istediği an yere olsun bunun başkanı. Hiçbir sıkıntı yok ki. Hiçbir sıkıntı yok. Var mı sıkıntı var? Yani neyi tartışacağız yani? Tüzükte ben konuşuyorum. Ben arkadaşlar, tüzükte söz almak istiyorum. Böyle bir madde yok. Şey değil. Mesela şimdi onu söylüyor. Şu onun beyaz ısırılmak. Yani şimdi bu doğru mu? Ben Emrullah'ı eleştirmek için demiyorum ama. Eroğlu Spor'un başkanını yazmıyor. Delegesinin, birinci delegesini yazmıyor. Niye başkan yazacağım diyor. Ama merkez efendim Damla Spor'un niye başkanını yazmıyorsun? Niye başka bir isim yazıyorsun? Şimdi sen kimin söylediğine ters tezat düşünüyorsun. Bak şimdi burada Damla Spor'un başkanı mı var aslında? Peki sen 15 gün önce hazırlıyorsun. Ben soruyorum size arkadaşlar. Burada. Ben onu biliyorum. Onu da yazabilirim. Burada senin yaptığını biliyorum. Bak tamam başa çevir. Yani burada önemlidir bu sefer konuşmamızın. Önemi yok. Sen açın. Damla Spor'un bu şeyleri yapmıyor. Emre bak. Neyle? Karşılıklı konuşursak bitiremeyiz. Yani ben başka bir şey yapmıyorum. Daha hızlı hızlı konuşursun şimdi ya. Şimdi. Biz daha konuşmaya gerek yok. Çok ki konuşuruz. Sabah kadar da konuşuruz. Ben spora hizmet etmiş insanları saygıyla selamlıyorum. Ahirete göçenleri rahmetle yad ediyorum. Bir Türkay hocamız vardı. Rahmetli oldu. Gitti Kalçeşme cenazesinde. Bir sürü bu spora hizmet etmiş insanlar var. Hepsinden Allah razı olsun. O olmasaydı belki beşlersiz yürümeyecekti, ne bileyim. Bir Hasan hocamız, telsizde yıllar hizmet ettiğimiz var. Bir Ganış hocamız, bir sürü bu spor hizmet etmiş insanlar. Allah sağ olanlara selamet versin. Vefat edenlere rahmet diliyorum. Bizim listemiz, mavi liste. Mavi listeye oy verirseniz mutlu oluruz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Buradaki şey tüzük hükümlerine göre yapılacak işler. Dolayısıyla burada kişilerin tüzüğe aykırı bir şekilde verdikleri hiçbir karar veya istedikleri iş olma şansı yok. Çünkü o zaman buradaki yapılan genel kurul bir itiraz sonucu derneklerden döner. Dolayısıyla biz burada madem bir divan oluşturduk, divan da tüzük hükümlerine göre davranması gerekir. Şimdi bir önerge verin. Önergeyi Erkut Bey okuyacak. Okur musun? Başkan adaylarından Emrullah Kılıç önergeyi veren divan başkanlığına mevcut bu ve bundan sonraki olağan ve olağanüstü genel kurullarda kulüpler birliği başkanlığına aday olacak kişilerin mevcut aktif kulüp başkanları arasından seçilmesini saygılarımla arz ederim. Şimdi arkadaşlar, bu bir önerge. Tabii şimdi divan başkanlığı görevim olmasa, şurada olsam
el kaldırır, hemen şey yapar. Ama şimdilik buna cevabı söz almak isteyen arkadaşlar varsa bu konuda söylesin, ondan sonra ben cevabımı söyleyeyim. Bu sürünceme devam edip gitmesin. Eğer bu konuda söz almak isteyen arkadaş yoksa ben gereken şeyi söyleyeceğim. Buyurun Murat Bey. Geçen sene aynı şekilde Necdet Baykal, Adayi Hoca'nın anladığı zaman Merkez Emre Spor Kulübü Başkanı olmadı. Çık ama demiyor. Dediler ki başkanlar çıktan başı başkan olmaz. Şimdi Şenol Bey başkan değil. Nasıl başkan olacak? Nasıl yöneteceksiniz? Siz düzün o olayla bu olayı bambaşka bir hale getirdiniz. Nasıl başkan? Oylama yapmıştık. Aynen bakın şimdi. Necdet Baykal listede de yok. Listede olmayan adam nasıl bir şey olacak? Ağzının üstesinde olmayanların şey seçilme şansı var mı? O zaman da yani ilk önce ağzının listesine gireceksiniz. Buradaki merkez efendi o zaman Necdet Baykal'ı şey önerecek ve seçime girecek. Yani öyle bir seçim şeyi oldu. Siz dediniz ki düzlükte böyle bir şey yok. Yok evet. Evet yok şimdi nereden düzlükte başkan olmayan bir başkan alıyordu. Düzlük değişti ya. Bakın. Bakın. Demin okudum. TÜZÜK'te bir spor kulübünü temsil eden üyeler asil üye başkan olur diye bir madde yok. Diyor ki buraya üye olan kişiler kulüplerin temsil edileceği kişilerden oluşur. Kulüpler olamaz. Kulüp önermesi lazım. Senin önermen lazım. Demen lazım. Merkez Efendi Spor 3 tane isim önerecek bu hazırlık listesini oluşturmak için. Bu 3 tane isim içinde 1 tane birinci isim asil üye. Asil üyenin ismini yazacak. İkincisi yedek üye. Üçüncüsü üye. Yani yönetim kurulunda asil olmak isteyeni birinci şıkka yazacak. Yedek olmak isteyeni ikinci. Ötekisi de oy kullanmak için üçüncü olacak. Dolayısıyla bunu kulüp kendi karar defterine yazacak. Kaset, karar defterinin bir fotokopisini derneğe ibraz edecek ve antetli kağıda da onun altını yazacak. Dolayısıyla öyle bir talep olmadan herhangi biri buraya gelip şimdi buraya Taylan gelip ben bu kulübe şey olayım diyebilmesi için Taylan'ın da ismini olması lazım. Evet, Taylan'ı yanlış örnek verdik. Buna kadar yani öyle bir şans yok. Yani burada şimdi bu konuda şey yok. Buyurun. Şimdi Cengiz abi. Yani ben mühendis başlayacak bir çek fazlası yapacağım ama şimdi Murat Başkan'a söylemek istediği şu. Bundan 2 ay önce Necdet Baykal burada Merkez Efendi 2. başkanıyken dedi ki ben amatörler birliğine hatta Zekir Başkan önerdi. Amatörler birliğine başkanı dayanıyor. Kongreye kadar ben götürüyorum. Kongreden sonra siz başkanı seçin dediğiniz zaman burada başta Şenol başkan. Eğer Şenol, eğer böyle bir şey olacak sıra o başkana gelmişti çünkü başkanın sırası. Eğer böyle bir şey kabul edilirse ben bu birlikten istifade demiştim. Bakın bunu söylemişti o zaman söylemiştim. Şimdi şu an senin dediğine şunu söyleyeyim. Burada iki tane arkadaşımız var. Çağda yazmış gelmiş yönetim kurulu teslim etmiş. Bakın aslında benim verdiğim önerge de buna engel oldu. Kim o? Biri Şenol Başkan diyor. Biri kulübünde üye değil. Üye değil. Ama kulüp bir karar almış. Öbürü de kulüpte üye değil. Ama o kulüp böyle bir şey yapmış. Şimdi böyle bir şey yok. O zaman ben emrullah olarak o zaman buraya gelmedim. Veya başkanlarına gelmesine gerek yok. Herkesine biri yazsın göndersin buraya herhangi bir ne olsun. Böyle bir şey olmaz. İşte biz onun için burada ciddiyetin olması için bu işlere üzerine gidiyoruz. Eğer burada sporun üyesi 3 tane ise, bunlar yönetim kurulu üyesi ise, eğer yönetim kurulu üyelerini biz buraya gönderiyorsak, bunlar buraya. Yoksa üye olmayanlar, yol geçen Recep Baykal o zaman başkan adayıydı. Başkan yardımcısı Merkez Efendi ama biz burada kabul edilmedik. Olamazsın dediler. Yoksa istifa ederiz dediler. Şimdi aynı şeye geliyoruz. Yani arkadaşların anlatmak istedikleri şey aynı şey. İşte o yüzden ben sana verdiğim önergede bu ve bundan sonraki başkanlar mutlak kulüp başkanlarından olmalı diye önereyi sunmamın sebebi bu zaten. Çünkü bundan sonra daha çok karışacak bu işler. Teşekkür ederim. Neydi?
Arkadaşlar. Deniz ben bir söz alayım. Bir dakika. Yani şimdi bak. Sapla saman birbirine karışıyor. Ya ona bak ben de söz alacağım. Biz şimdi yani. Bakın arkadaşlar. Ben orada zaten divan başkanıyım. Birleştirmeyi yapmaya çalışıyorum. O birleştirme olmadı zaten. Yani 8 tane takım kaldı. Çünkü niye? Zeytinburnu Spor'un bir bayan geldi. Şeyi yoktu, abisi yoktu orada. Ünal yoktu. O da aradan yoktu. Yani daha biz birleştirmeyi yapmadan bir hengame çıktı. Dolayısıyla şimdi bir şunu belirlememiz lazım. O zaman siz burada gerçekten iyi niyetliyseniz tüzüğe geçmesi konusunda bir karar almamız lazım. Ama siz kongre aşamasında gelip bu şu anda bu işte şu an mevcut kulübünde başkan olmayan başkan olur diye bir yaptırımda bulunursanız bu etik değil. Yani şimdi böyle bir hamle yokken birisi başkan adayı olmuş. Şimdi bu olayı Şenol Yurtseven, Şenol Güven'e ve Selahattin Yeniyor ikili bir şey oldu. Buradaki ben Şenol Yurtseven'i, Şenol Güren'i destekleyen bir oy kullandım orada. Tek onların ikisine de şunu söyledim. Dedim ki Selahattin Yeniyor'la. Kardeşim ben dönüşümlü başkanlık, ben ikinizi birbirinizden ayırmıyorum. Siz ikiniz de benim gözümde aynısınız. Yani çok birbirinizden farklı özellikleriniz yok. Ama ben dönüşümlü başkanlıkta bu seçim yarışından bu amatörler birliği kurtulsun diye bu işi dönüşümlü burayla yaparsanız ben kim bu önergeyi verirse destekleyeceğim. Şenol Güren'e o önergeyi verdi. O önergeyi verirken de onun altına ikinci madde olarak şimdiki önergeyi yazdı. Ben kendisine dedim ki bu şu andaki mevcut adaya bir yaptırım. Ben bunu kabul etmiyorum. Bunu silerseniz imzalarım dedim. Ve onu sildiler, öyle imzaladı. Şimdi zaten eğer bu önerge mevcut şekliyle onaylanıyorsa zaten zaten mevcut şeyin aday olmasına gerek yok. Çünkü niye? Siz aldığınız kararla zaten onu engellemiş olursunuz. Ama şu anda mevcut olan kongre şu andaki tüzük hükümlerine göre uygulanıyor. Siz şu anda karar olarak yeni oluşturulacak tüzük daha hayatiyeti geçmeyen tüzük hükümlerine göre bir oylama yapamazsınız. Bunu ancak bu şeyi almak istiyorsanız bundan sonraki için alabilirsiniz. Alabilirsin, oynayacağız. Yani. Bundan sonraki için. Yani devamlı ileriye giden bir hareket var. Bizlerin yukarıdaki abim, ismini de söyleyeyim, Canap abim ve ben. Bir şey söyleyebilir miyim? Ya, karşılıklı yapmayalım. Bir yok bir şey yok ya. Tercihimin adını yapmak lazım. Efendim abi. Burada yok diyeceğim. Yani yok yok. Abi, şimdi öyle bir şey yok ya. Cenab-ı konuşmadan kalır ya şimdi. Yok öyle bir şey yok ya. Yani bizim o olsun bu. Ama Cenab-ı yerden çıkardım. Bu sözü kullanan. Ben konuş, benim konuş başka şeyler konuşturma. Sen şimdi burada Cenab yok. Sen Cenab'ın ismini aklına okuyor. Ne yapıyorsun ya? Abi iki kişi diyor. Evet. Sen o zaman sen cevap vereceksin. Cenab değil. Ben Cenab'la konuşuyorum, konuşmuşum. Ben Cenab'la dedim. Evet, Cenab'la abi, seni dinliyoruz. Buyurun. Bizim kimseyle ilgili şu olsun, bu olsunlar ilgili bir şeyimiz yok. Kim olursa olsun. Sonuçta burada hizmet edecek bu arkadaşlar. Kim olursa sen de hizmet edin, o da hizmet edin. Yani bizim açımızdan bir şey yok. Biz söylediğimiz sözü geri almasını da biliriz, özür dilemesini de biliriz. Söyledik ki o zaman dedi, biz böyle bir söz verdik ya. Tamam. Bunlar, tamam. Sen bu, müdahale etmedin şimdi. Bu kadar bir başkanı kral almıyorsun, sen söz veriyorsun adına. Diyorsun ki biz senin içeri başkanı yapacağız. Bak, tamam. Karşılıklı olursa bitiremeyiz. Burada bütün kulüplerin bulunduğu yerde sadece yumuşama olsun, kulüpler birleşsin, aradaki sıkıntılar giderilsin diye söylenmiş bir sözü bu kongrede söylemenin bir anlamı yok. Ben diyorum ki o söylediğimiz söz tabii ki yanlış, tabii ki doğru bir şey değil. Kulüplerde esas olan çoğunlukla kongrelerle başa gelinen yönetimlerdir. Bunların şeyleridir. Yani biz onunla ilgili bir şey söylemedik yani. Evet abi. Güzel. Sonuçta yani
kim olursa olsun. Sonuçta burada hizmet edildik yani. Bizim öyle bir gayet Ahmet olmuş Mehmet. Kim iyi yapıyorsa olsun. Çok iyi bilir. Ben teşekkür ederim. Şenol Bey'in demin rahmetten önce şey yaptım. Ben atladım onu. Ben bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek için söz aldım. Murat Başkan'ın bir önceki kongreden, yani bir sene önceki olağanüstü de değil, biz arkadaşlar 8 kulüptük. Burası ikiye bölünmüştü. Aşağıda 8 kulüp, yukarıda 8 kulüp. Aşağıdaki 8 kulüp dönüşümlü başkanlık kararı aldı. Dönüşümlü başkanlık kararı aldığı zaman Merkez Efendi'nin başkanı Şenol Güreli'ydi. Murat kardeşim değildi. Yani Merkez Efendi de o karara imza attı. Yıldız Spor'umuz da attı. 8 kulüp imza attı. Birleştirme tartışılıyordu. Necdet Başkan geldi, aday oldu. Ben şunu dedim. Burada bir dönüşümlü bir sistem var. 4 tane kulüp katılıyor. 8'i de katılırsa yeni bir sistemi konuşabiliriz. Yani dönüşümlü değil. 2 yılda bir olur. Dönüşümsüz olur. O zaman konuşabiliriz. 4 tane katılan kulüp katılsın, sisteme ayak uydursun, sistem dönsün dedi. Biz Merkez Efendi'ye karşı değildik ki, Necdet benim kardeşim, niye karşı? Kaldı ki, delege de değildi yani. Yani burada 8 kulüp imza atmış, dönüşümlü bir sistem var. 8 tane kulüp gelmiyor, 4 tane kulüp katılmaya geldi oldu. Dolayısıyla birleştirme değil de, birleştirme yapardık, derdik ki 2 yılda bir olsun, sonradan dediğimiz gibi, şimdi yapıldığı gibi. Yani ben bilgilendirmek için söyledim. Yanlış anlaşılmalar düzeltilsin diye. Teşekkür ederim. Evet, Murat Bey. Şenol Bey, eğer aday olmasına engel tutup Murat Bey yoksa oylamaya gider. Konuşmalar bekliyorum. Sağda kalıyor. Ben abi, sonuçta önemli bir olmak zor. Şimdi arkadaşlar, şimdi 5 dakika bir şey ara veriyoruz çünkü bunda bir düzenleme yapmamız lazım. Ya başka türlü olacak aynı mı? Bak, o zaman bize 2 dakika müsaade edin şurada nasıl? Ramazan güneş de imzalarında. Ramazan. İmzalar da geçsene oyun kullan. Seni bırakacağım. Seni bırakacağım arabayla. Ramazan güneş. Başka bir açık mı? Zarf kağıdı. Sigara içmeyenler atın abi. Şey, dur peş peşe imzalama.
Arkadaşlar ilk önce bunu bir sayalım. 46 tane olması lazım. 46. Şöyle al sen şöyle bir. Sen de şöyle bir al. Bizim huzurumuzda böyle sayalım. Ona onarlı yapıp şuraya koyarsın. Başkan geldi başkan. Evet arkadaşlar 46 kişi oy kullandı. 46 tane pusulamız var. Şimdi bunları açıp şunları aldı. Şurada hiçbir şey gözükmesin. Şey oldu. Abi listeyi şöyle koyalım. Ben de şunları aç. Hepiniz görüyorsunuz. Zartı da şuraya koyalım. Şey arkasına da bakalım da imzasız bir şey çıkmasın. Zarfları da şey yapalım tekrar. Sen şu beyazı, ben de mavi dersin. Tamam, kalkın. Evet arkadaşlar, şimdi yaptığımız sayım neticesinde 2 tane mavi liste, 14 tane beyaz liste, tabii Şenol Müsteri'nin listesi mavi,
Aslında bu hiçbir şey ifade etmiyor. Birlik başkanları toplantısında, buradaki toplantıda esas başkan belirlenecek. Ama ben şurada şunu ifade etmek istiyorum. Cengiz, tamam seveceğimiz bir kardeşimiz ama gelip bana burada sen yapamadın abilik, ne işin var senin divan başkanı? Müdürler Birliği, sonuçta bir genel kurul yapılıyor ve genel kurulda insanlar oylarını kullanıyor. Ama ne kadar azık ki 32 tane insan oy kullanmış bir tarafa, 14 tane diğer tarafa kullanmış ama burada 32 kişi yok. Yani insanlar sanki burada bir birliği yönetmek için değil ama oy kullanıp gideyim diye çalışmış. Ben burada sadece Cengiz'in söylediği bir ifadeyi Cengiz'e iletmek için söylüyorum. Buradaki arkadaşlar Emrullah da dahil bir dilekçe vermişler. He ben demek ki şunu yapmam lazım. Kardeşim başımız çağırsa kim yaparsa yapsın demem lazım. Beğenmeyebilir. Ama hoş olmayan şey şu. Burada 46 kişiden başka bir tane adam yok. Demek ki bu bizim aramızdan birisi olacak. Şey yapalım boş ver. Dolayısıyla ben bu sonuç hayırlı olsun diyorum. Hayırlı İlk olsun. Toplantıda zaten bu konuşulacak. Dilek ve temennilerde konuşmak isteyen arkadaş varsa söz alsın. O sıralamaya koyalım. Çok kişi konuşacaksa. Ben Rana Bey'i kaldırdım. Başkanım. Benim meslektaş yok. Evet. Ben haberimle meşin olmaz abi. Ben öyle. Şu kadar bir şey varsa kalbim. Ama ben onu bilirim. Anladın mı? Hatırlatacak. Hatırlatmayalım abi. Bunun zor bir meslek. Oy kullanıp konuşmak zor. Sonuçta ne dedi? Yok. Ya şey gibi. Değerli arkadaşlar, bir kongre süreci yaşadık. Her kongrede olduğu gibi bu kongrede böyle de maalesef bak tatlı böyle sertleşmeler oldu, yumuşamalar oldu. Ama her şeyden öte ben de yol başlayalım, bu oturuyorum. Kendine yakışan yakışır şekilde. Geçmişini bildiğim için demiyorum. Hakikaten kendisi biliyor. Ben de burada hiçbir adalet bakanlığına sunu bir tarafına ağrı koymuyorlar. Yönetici kendisine teşekkür ediyorum. Demokrasinin en güzel tarafı nedir? Çoğunluk sistemi ve sandıktan çıkarak iradeye sahip olmak. Şimdi biz burada atılan oyların, kullanılan oyların ve bu kullanılan oyların sayesinde aslında kazanan kimse yok. Hepimiz kazandık. Bunu böyle idrak edebilsek kazanılmaz hepimizin olduğu için o öyle almıştı, böyle almıştı. Buna girmemek lazım. Bir arkadaşımız bir göreve başlamış ve 3 aylık sürede arkadaşların da yardımıyla demin bahsettiğim gibi güzel bir mesafe kat etmiş. Bu güzel mesafenin devamı ve yolunu daha çok kulüpler birliğine ve kulüplere olacak çabalarının artılara geçmesinin önüne açmak için biz kendisine bir yol verdik. Dedi ki buyur kardeşim bunu getir. Kimse burada baki değil. Kimse böyle sadece başkanlık, kulüpler birliği başkanlığı yapsın diye getir buraya koymuyor. Ne için koyuyor? Bir hizmeti güzel bir şekilde kendine ve Zeytinburnu'na ve diğer ilçelere yakışır bir şekilde yardım geçirmiş. Ben buradaki sıkıntıyı anlayamam. Burada iyi niyetle söylenmiş sözler zaman içerisinde burada söylenmiyor, itiraz edilmiyor, ondan sonra itiraz ediliyor. Bizim de kendimize söylediğim bir kelime var, bundan sonra yok artık arkadaşlar. Bundan sonra olay ne olacak? İyi niyetimizle söylediğimiz şey zaman ve süreç içinde yanlış anlaşılabilir. Ben kendi kendimden değil, o da kendi arkadaşlardan öğrendim diyor. Ama
çok şey yaptığım sebep, güzel bir divan ve bu divana yakışır güzel bir pantolon, güzel bir insanlar topluluğu. Burada herkes birbirine sabır, böyle dışarı çıkılması lazım. Gerçi ufak tefek bu tip şeyler, hani derler ya, vekil başkanı. Hani büyülü severken, koklarken öyle diken diken baktılar. Biz de bunu dikeni, büyülü dikeni diyoruz. Şurada sayıklarsınız mı? Öncelikle tabii işte, daha onun dediği gibi yani gülün dikeni gibi görmek lazım ama gönül isterdi ki buradan hiç kimse ayrılmasaydı. Ben kendi şahsıma çok üzüldüm. Yani ben böyle bir şey beklemiyordum. Zaten iki liste aynı liste yani değişen bir şey yok. Biz bir olup beraber olursak hani belediyenin imkanlarından çok daha fazla faydalanacağımızı zaten bu üç ay içinde gördük. Burada emeği geçen bütün başkanlarıma teşekkür ediyorum. Belediyede bu teklifleri değerlendirip bizi dinleyip çünkü böyle bir sıkıntı da var işte önce. Yani belediye, kulüpler birliği, işte dağınık olduğu için şey yapıyorduk, hala almıyorduk ama şu anda daha düşüyoruz. Bundan sonraki dönemde tip olaylarda benim arzana tavsiyem hata yapanın cezalandırılması konusunda gelmediğini çünkü göstermemiz gerekiyor. Yani burada özellikle buraya gelip konuşma sebebim şuydu. Divan mükemmel bir yönetim gösterdi. Ben de onun lazım olduğunu inanıyorum. Önce divan başkanına teşekkür ediyorum. Ama benim de ikisinin takım kaptanlarını yaptığım iki tane çok değerli zevkli sporun olmasını ıslatmış Erkut kardeşimle, Erkut kardeşimle. Divanda görmek beni ayrıca kullandırdı. Biz bu tip profesyonel arkadaşları mümkün olduğu kadar içimize alırsak, birlikte beraberliğimizi devam ettirsek çok daha iyi yerlere geleceğiz. Ayrıca de TÜFAT yönetiminde olduğum için Zeytun Mahkumun Derneği'nin resmi açılışını yapacağız. Burada Emi olan Emine Hoca var. O gayri resmi devam ediyordu. Bunu da resmileştireceğiz. Bilgi olarak da bunu size arz edeyim. Zeytun'daki profesyonel ve amatör bütün antrenörlerini çatı altına toplayıp Kulüpler Birliği'yle beraber nasıl çalışılabiliriz diye Kemal Başkanımızla onunla istişare yapacağız. Aslında biz çok güçlüyüz. Ama bütün küçük olaylar bizi birazcık frenliyor. Ama bu konuda başkanın dediği gibi görmek lazım. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Ben kendimi bir kendimi hadi şey güzel yapıyorum. Genel bir şey demek istiyorum. Ben arkadaşlar ben sonra kaldım. Arkadaşlar önce hepinizden özür diliyorum. Ben bir sözüm o Medres Efendi bu buluşumda yok diyen o uzun boyu kardeşimize değil. Yanındakinin benim başkanıma böyle kafa sallar gibi hareket ederiz. Siz fark etmediniz. Benim tepkim olaydı. Bunun için size hepinizden özür diliyorum. Şimdi öbür konu o divana verilen bir önergeydi. Onun için divan başkanına değil de Emrullah başkana ben teşekkür ediyorum. Çünkü verdiği önergenin sonucunu da bildiği için çok iyimser bir şekilde arkasında da durmadı. Burada o önerge verilmiş oylara oylanmış olsaydı önerge nedir? Kulübünden başkan olmayanlar amatörler birliğine olmasın. Evet, oydu. Şu anda o oylanmış olsa biz halıyla Şerif Başkan'a karşı olduğu için red verecektik. Kendi kendimize çelişkiye düştük. Aslında söylediği doğru. Ondan sonra birileri de bize karşı bize yani kontrpiyede bırakmak için bunu kullanacaktır. Biz bunu hak etmiyoruz. Bunu demek istiyorum. Cengiz Başkan'ın izah etmek istediği şey bizi kontrpiyede bırakmak, ona evet veya red vermek bizim konumumuzda haysiyetimizde bir şey eksiltmez, bir şeyler katmaz. Teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen var mı? Evet arkadaşlar. En son heyecanlı. Boş oyun çıktı mı? Boş oyun çıktı. Ama
Değerli başkanım, değerli divan saygıyla hazırım. Hepinize teşekkür ederim. Bir aşamada maç gitti. Bir dakika. Maç gitti. Maç bildi. Yalnız şuna dikkat edin. Eserinizde var şu kendi. Şuna bir şuna çok bildirsin de ben de. İki. Şuna ben çok bildirdim. Ben 50 sokakta. Evet. 63 senesinde, dünyaya 79'dan beri merkezde ben burada oturuyorum, 36 sene. Şimdi giden arkadaşlar merkezde duruyor, ben orada oturuyorum. Niye tepki koydular? Diremiyorum. Ben kırıldım şahsen, üzüldüm. Üyeliymiş hocam. Emrullah'ı destekleyebilir, diğer arkadaşlar hiç sorun yok. Ama niye böyle bir tepki koyduklarını da anlayamadım. Ben merkezde ben burada oturuyorum. Bu kongrede ister istemez değineceğim, o oydan sayılıp uçmayacağım. O mantıkta bakacak. Benim başkan olup olmama, yaptığı asıl olup olmama koymasa bir yıl uçmayacak, sonuç çıkacak. O tüzük olarak geçmeyecek mi? Ben bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. 14 tane red oy verilmiş, yalta karşılar da oy verilmiş, onlar bizim kulübümüz. En çok hizmetler onlara yapacağız. Biz onları nasıl ayırabiliriz? Kongre bitmiştir. Biz Türk sporuna ve Zeytinburnu gençliğine hizmet etmeye devam edeceğiz. Merkez Efendi'ye gideceğiz, Şırıldar'a gideceğiz, Tepe Bağlı'ya gideceğiz. Hepsi için nereye gitmek gerekiyorsa gideceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Tekrar bu kongreye katıldığınız için Zeytinburnu'na bir yeni bir çığır açtı. Yeni bir birliktelik oldu. Çok güzel günler bizler geçiyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Böyle bir yardımcı sonuçlandı. Tapu için teşekkür ediyorum. Divan Ağabey'e